Bak ben yeniden değerlemeyi tamam, soruyorum. Doğru. Devletin %120. Resmi arttırım tamam, bedeli %125. Idi, doğru mu? Tamam mı? 2023 yılında. Evet. Tamam, o sene bakıyoruz hocam söyledi biraz önce %38 mi dedin abi sen Haziran'da enflasyon. Enflasyon. Doğru, %38 yıllık. Mehmet Şimşek geldi hadi zorladın %50 oldu. Niye 2,5 katı baba? Bana bunu anlat. Bu neye benziyor abi, biliyor musun? Hocam. Adamın biri çıkıyor diyor ki 500 milyar dolarımız var yurt dışında. Ya. Kimin parası? Offshore'a bak. Diyor ki yeniden bak, değerleme yeniden değerleme %125. Niye abi anlat bana bunu ya. Selçuk tribünlere oynama şeyi yapma. 500 milyar doları ben bana burada söyleyeni söyleyemem sana. Niye? Tamam mı? Nasıl? Niye? Niye söyleyemezsin? Onun izni olmadan söyleyemem o kadar. Kamuya yararı niye varsa. Abi? Kamuya yararı. 500 milyar dolar yurt dışına kaçırılmış. Peki, para var. Peki kimin parası? Selçuk. Kimin parası? Millet. ABC. Kimin dedi parası? Bilmem Selçuk onu sen bul artık. Abi ben niye bulayım? Tribünleri oynama türünde şeyler yapma bak. Ben tribünleri gerçekçi, oynarım abi. Tribünleri oynuyorsun. Ben tribün, bak ben çok net tribünleri. Tabii işte bir tribünleri oynadıktan sonra alenen tribünleri oynuyorum abi. Konuşacak bir şey yok. Ben alenen tribünleri abi, oynuyorum. Halkı aydınlatıyorsun ben 2015 sen. Yılından halkı beri. Halkı aydınlatıyorsun. Evet abi. Ben birileri ekonomiyi ruhbanlık haline getirirken, anlaşılmaz hale getirirken evet ben tribünleri oynuyorum. Vatandaşın anlayacağı dilde konuşuyorum ve konuşmaya devam edeceğim. 500 milyar lira veya dolar yurt dışında para var diyorsam da onun kim tarafından oraya götürüldüğünü açıklarım ben. Açıkla, açıkla. Abi. Açıkla. Açıkla. Hadi tribüne oynuyorum ben. Açıkla. Ben bak şimdi bu bazı şeylerde isim söylersen. Abi olur mu? 500 olmaz. Milyar dolar ülkenin serveti yurt dışında diyorsun. Evet. Benim paramın hala yurt dışına kaçırıldığını var. Söylüyorsun. Evet. Kim bunlar diyorum cevap vermiyorsun. Var mı böyle kaçak? Sen bul o zaman o kadar. Abi ben merak tribüne oynuyorum ben. Hadi. Sen tribüne oynamayan biri olarak söyle bana kim? Nasıl kim? Kim abi bu para? Benim paramı kim çaldı abi? Öyle bir yere getiriyorsun ki şeyi. Tamam ya, abi ben tribüne oynuyorum. İnanılır hadi. Gibi. İnanılır hadi gibi. Abi tribüne oynuyorum çok, ben. Yani öyle bir ne şey var? Ki. Hani sıkıştırma. Bak ben seni köşeye sıkıştırdım. Ya ne münasebet abi. Köşe hadi isimleri söyle. Seni sıkıştırmıyorum ben. Bak sen neyi yanlış anlıyorsun. Ben anlıyorum. Yanlış ha? Anlıyorsun. Evet. Ben seni köşeye sıkıştırmıyorum. Ne haddime benim seni köşeye sıkıştırmak? Estağfurullah. Ben 500 milyar doları çalan adamlar kim diyorum sana. Bunu sen söyledin. 500 evet. Milyar dolar yurt dışına gitti dedin. Ya 500 milyar dolar bizim için değerli bir para mı? Çok büyük. Ülke ekonomisinin normali. Tamam abi çok büyük bir para söylüyorsun. Nerede bu para ve kim götürdü bu parayı? Bunu soruyorum. Bu kadar peki o kaynağı sorsak geri getirecekler mi? Onu da sorsak. Hayır. Ama ben tribüne oynamış oluyorum. Hocam, ben oynamaya hocam, devam edeceğim. Zorla. Hocam, bakın ben şöyle söyleyeyim bir şey soracağım. Size. Bir şey özel soracağım. Sektörün 250 milyar dolar borcunun bir kısmı bu paradır. Al nakit daha da bomba bir şey olarak. Söyledin. Evet, hangi özel sektör? Bunları bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Arkadaşlar alt karjaya da yazabilir misiniz? Ben bilmiyorum. Misin? Özel sektörün ben 250 milyar dolar evet. Borcunun 100-150 milyar dolar arası yurt dışında kaçırılan paranın bir kısmının nakit karşılıklı sanki kredi olarak Türkiye'ye getirilmiş. Al bir bomba daha abi. Al ben bomba bunu sorunca tribüne oynuyorsun diyorsun. Kim ha. Abi bunlar? Arkadaşlar, bu dolandırıcılık ya. Hakikaten iki önemli manşet çıktı Özgür bu abi, akşam. Dolandırıcılık değil biri, mi bu? Ben 500 milyar dolar. Bulun. Muhatap Hakan Bey dolayısıyla açıklaması gereken de bu noktada Hakan Bey. Hayır abi bu ama dolandırıcılık. Ama açıklayamam diyorsa da Hakan Bey'i de köşeye sıkıştırmayalım yani şimdi. Ya bulun. Niye onu sıkıştırmıyoruz abi biz? Peki siz o isimleri biliyor şey musunuz? Size söylendi mi? Hayır bu öyle bir kişi iki kişi. Öyle bir paranın olduğuna. Bakın kani yöntemlerden birini anlatayım. Bir var bu yöntem açıklıyor burada Hakan Bey. Yöntemdir yıllardan beri. Yapılan ithalat Türkiye'de yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yapılır Selçuk. Bunu sen de bilirsin. Ve ben yurt dışında bilmiyorsan o zaman öğren işte bak anlat. Öğret abi bana. Alengi yurt dışında yapılan ben. Yurt dışından yapılan ithalatı kendi firması üzerinden yapar ve karın bir kısmını evet. Yurt dışında bırakır. Çok önemli bir kısmı da paranın böyle yurt dışına çıkmıştır. Sonra yurt var dışından mı? Da yüksek faizle Türkiye'ye mi geliyor abi? Bunu da bilmiyor muyum onun için soruyorum ben. Yüksek evet. Bu bayağı bir dolandırıcılık abi o zaman. Allah bak yeni öğreniyorsun. Vallahi neler, ya. Neler öğreniyorsun. Abi Allah razı olsun. Bayağı, İlerleyen hayatımda bayağı bu, bir şeyler tür, bu tür tecrübeleri bayağı bir kullanacağım şeyler, hayatımda yani. Kullan ve bunlar lazım olacak ileride.
Selçuk. Evet abi. Ama hiç ben mesela böyle bir şeyi Türkiye'deki böyle şeyler yapıp değerli insanların yapabileceğini konduramıyorum kendime. Bir ülke vatandaşı olarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette böyle alengirli işlerin yapılacağını ben Evet, düşünme o zaman yani. Hayatın gerçeğiyle karşılaştığında görürsün. Şimdi vatandaşlarımız... Bunlar çok değerli bilgiler abi. Çok kıymetli bilgilere ulaştılar bu akşam. Gündem özel programı. Öğrenmiş oldum. Hayır, bilmek önemli değil, bir de yapmak önemli. Yapabilmek de önemli abi. Mesela ben şu anda bunu öğrendim ama uygulayana kadar ölmüş olurum zaten. Demek ki adamlar kaç yıldır bunu yapıyor. Şimdi izleyicilerimiz önümüzdeki 6 ayı merak ediyorlar, nasıl bir döneme giriyoruz. Sanıyorum bir 20 dakika, 15 dakika var, çok azmış. Peki şuralar merak ediliyor. Döviz kuru ne olacak? Altın ne olacak? Mevduat faizleri böyle kalacak mı, kalmayacak mı? Ekonomide bizi neler bekliyor? Buraları tartışarak başlayalım dilerseniz, olur mu Hakan Topkurul? Böyle yine interaktif gidelim çünkü 15 dakika var. Ben kimseye söz vermeyeyim. Siz birbirinizin zaten sözünü tamamlıyorsunuz ya da sorularınızı birbirinize soruyorsunuz. Bugün hakikaten benim için de böyle dört ekonomistin arasında keyifli bir program oluyor. Kıymetli bilgiler öğreniyoruz. Özellikle sizden Hakan Topkurul. Buyurun. Estağfurullah. Öyle, Hakan abi, öyle değil mi? Türkiye'nin bomba patlattı. Şimdi sosyal medyada yarın internet gazetelerinde de muhtemelen bu verdiğiniz kıymetli bilgi. Hakikaten benim için de böyle hep siyaset konuşuyoruz. Çok gergin oluyor. Bugün böyle güldüğüm için ben de mutluyum. Hiç gülmüyorsun. Çok somut kansın derler. Selçuk'un bunları öğrenmesi beni çok mutlu. Abi, bayağı çok teşekkür ediyorum genel abi. Genel tür ekonomi falan pratik hayatlısı. Bu diyor. Ekonomi ABC ondan değil mi abi? Öğrendi. Neyse, zaten iktisatın girişi bu. Nasıl dolar değil mi? Fena giriş. Abi çok teşekkür ediyorum valla. Estağfurullah sen. Sen bir gel, ben sana daha anlatırım bunları. Daha iyi anlatırım. Ben bu kadroyu bozmam. Biz müsaade isteyebiliriz ya. Bu kadroyu ben bundan... Yani baş başa bırak. Öğrenmelisiniz. Baş başa bırakmak için. Ne şimdi? Özgür Hocam siz biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim. Siz de. Aynen. Bakın. Siz? Yeni. Yeni. Hocam 3 öğrenciniz var. Çok mutluyum. Beni de ekleyin, ben de yeniyim bu işte. Şimdi önümüzdeki 6 ay nasıl geçecek hocam? Gülme başladı. Nasıl durduracağım bilmiyorum. Yeni bilgiler var mı? Onu da sorayım. Yani önümüzdeki 6 ay nasıl geçecek konusunda bir kere şunu görmemiz lazım. Enflasyonun düşeceği söyleniyor. Enflasyonun düşmesinin sebebi, isterseniz sonra devam edeyim ben. Türkiye'nin yurt dışında parası olduğunu, kaçak parası olduğunu ilk defa duyuluyor ki 50 bin defa Man Adası'ndan bahsedildi. Onları bile hatırlamıyor olanlar ilginç bir şey. Man Adası'nda kimlerin parası vardı acaba, Selçuk hatırladın mı? Yok abi. Ya işte bak, onu da öğren, bir araştır. Ben şimdi gülmeye başlarsam duramam hakikaten. Bence Hakan abi bana oynuyor ya. Ben tribüne, o bana. Şimdi 6 ay dur Hakan abiyle bizi birbirimize düşüremezsin. Biz Hakan abiyle bizim bir geçmişimiz var. Bir ne kadar ben sahiden son derece saygı duyuyorum kendisine. ve gerçekten